Hocam bu kura noktasında malumunuz günümüzde hem ülkemizden olsun hem diğer ülkelerden olsun çokça başvuru var. Başvuruların da bir şekilde oradaki Suudi Arabistan'ın vermiş olduğu sayı belli ve hac mekanlarında haccın yapabileceği kişi sayısı muhakkak ki belli. Herkes gidemeyecek, bu yüzden bir kota var. Bundan dolayı da kura çekiliyor. İşte kimi ülkeler farklı bir şekilde belirleme yapılabiliyor. Ülkemizde ise kura usulüyle bu iş yapılıyor. Şimdi hocam peki kura çekiliyor ya. Kişinin isimleri eğer kurada çıkmazsa o zaman bu kişi hac ibadetiyle yükümlü olmamış mı oluyor? Evet, yani Yahya Hocam aslında gerek mükellefiye şartlarını gerekse eda şartlarını sayarken aslında son aşama önemli. Hani ne diyoruz? Diğer şartları taşısa bile gidebilecek imkanları yok. Evet. Niye yok? Engel var. Niye engel var? Kota da bir engeldir. Herkesin oraya gitme şansı yok. Bir de işte can güvenliği, mal güvenliği, değil mi? Oradaki efendim çeşitli izdihamlardan da ötürü yani o altyapının yeterli olmamasından dolayı milyonlarca insanları ne yapamazsınız? Oraya taşıyamazsınız. Onun için belli sınırlama getiriliyor. Bu sınırlama sadece ülkemize de değil, bildiğim kadarıyla az çok o toprakları, o coğrafyayı bildiğimiz için kendi vatandaşlarına bile kota uygulayabiliyor. Yani müracaat alıyor. Haçça bu sene Suudi Arabistan'dan gerek yerlisi gerekse orada mukim, yani ne diyeyim, yerleşik oturan, ikamesi olan, ondan sonra oturum olan insanlar ne yapıyorlar? Müracaat ediyorlar. Hatta gerekli paralarını da yatırıyorlar oradaki masraflara dair. Onlar arasında bile ne yapılabiliyor? Belli bir sayı belirlenebiliyor. Haliyle ülkelere de bu artık işte yani 82 milyon nüfusumuzu düşünerek onun binde biri oranında biz ne yapıyoruz? Haliyle 82 bin Aynen. kişiyi hacca götürüyor. Ama pandemi şartları vesaireden dolayı bu ne oldu? Daha 37 da bin evet efendim 37 bin istiyorum. küsürlere kadar düştü. İnşallah önümüzdeki dönemler bu artılır. Oradaki altyapı şartları da iyileştirilirse belki biz ne yapabiliriz? Daha fazla insana da burada ağırlayabiliriz diye sayı yükseltebilirler. Sadece ülkemizden ibaret olmadığı için Müslüman coğrafya haliyle birçok ülkeye de ne var? Bu tür kota uygulamaları var. Şimdi ülkelerin biraz da ekonomik şartlarıyla da alakalı bir şey. Bazı ülkeler ne yapamıyor biliyor? Bu kotayı kullanamayabiliyor. Yani o Evet. kadar talep olmuyordu. Biz de öyleydik. Hatırlayın. Yani 2000 öncesi yıllarda ne olabiliyordu? Ben Kota öyle yılları olmuyordu, değil mi? hatırlıyorum. Dolmuyordu. Hatta ne olabiliyordu? Hac için gün belirleniyordu. O günde yazılan insanlar hep çıkıp gidiyorlardı. Ama öyle değil. Yani insanların durumu iyileştikçe bir de hac belki dövizin karşısındaki işte TL vesaire düşünerek belki bugünlerin ekonomik şartlarında biraz belki rakamlar farklı değerlendirilebilir ama geçmiş yıllarda şöyle bir baktığımızda aslında bir insan bir başka bir tatil yerine veya bir ülkeye gideceği zaman da benzer masraflar aslında ödeyebiliyor. Evet. Oraya gideceğimi ben haçla değerlendireyim, ibadetimi yerine getireyim düşüncesiyle ne yapmış? Milyonlarca insan ülkemizde ne yapabiliyor? Hac için müracaat etmiş olabiliyor. Peki kura sistemi aslında dini temeli de olan bir şey. Yani bir şeyin ondan sonra talibi ondan sonra şeyden çok fazlaysa ne olabilecek? O zaman talipler arasında ne yaparsınız? Kura ile belirlersiniz. Evet. Peki 82 bin kişinin efendim milyonlarca 2 milyonu aştığını biliyorum ben son şeylerde. Peki nasıl belirlersin? Kura belirlersin. Kura da ilkten sona doğru işte efendim ihtiyaç oldukça vazgeçen oldukça ne yapabiliyor? Bir sonraki yerine almak üzere usul böyle tayin edilebiliyor. Ve bu doğal ve dine de uygundur. Uygundur. Peki bir insan diğer yükümlülük şartlarını taşımakla birlikte artık ben hacca gidebilirim diye müracaat ettiyse peki hocam ihtilafları da ifade etti. Bununla birlikte efendim bu da engel olursa bu kişi ne yapmış olmaz? Yani böyle Allah Evet. gecinden olsun hepimiz öleceğiz. Peki her fani gibi kurada kendisine çıkmayan insan da vefat ettiyse hacca gidemeden önce ne yapmamış olur? Haccı yerine yani yükümlülük şartlarını yerine getirse bile eda şartını ne bulunduramadığından dolayı haçla yükümlü olmaz. Ama biz buna da ne diyoruz yine de bu durumdaki insanlar değil mi ki yükümlü olmuş? Kendisi gidemese bile en azından gidemeyeceğini dikkate alarak vasiyette bulunmasını, yakınlarının daha sonraki dönemlerde onun adına ne yap haç Hacı. müracaatı yaparak efendim onun adına bedel haç veya vekalet haç yapmasını ne yapıyoruz? Tavsiye ediyoruz.